Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira fırtınası esiyor. Portekizli teknik adam antrenmanlarda oyunculara göz açtırmazken yeni sistemini de iyice ezberletti. Pereira'nın Ozan Tufan'dan ise şikayetçi olduğu ortaya atıldı. Sabahın haberine göre deneyimli teknik adam Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu, bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti. Ozan Tufan'ın fazla kilolarının oyun temposunu etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istedi. Sportoto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göstermek isteyen Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devleri bir yandan da kalecileri için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi. A milli takım için kabus gibi geçen Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da yer aldı. Uğurcan Çakır 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı 18 kurtarışla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Altay Bayındır ise Euro 2020'de forma şansı bulamadı. Fenerbahçe'de taraftarın en çok güvendiği isimlerden birisi olan genç kaleci, Sarı Lacivertlerin Volkan Demirel'den sonra kalesini uzun seneler boyunca emanet edebileceği bir isim oldu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgi kağıdı yollayan Inter, Altay Bayındır için resmi teklifte bulunmuştu. Handanovic için yaşından dolayı genç kaleci arayışlarını sürdüren İtalyan devi, Sarı Lacivertlerin başarılı kalecisi Altay'ı istiyor. Inter'in Fenerbahçe'ye 10,5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu öneriyi reddettiği ve fiyatı arttırmalarını istediği kaydedilmişti. Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği Uğurcan Çakır için birçok Avrupa devi devreye girmiş durumda. Ancak henüz Bordo Mavili ekibinin beklediği ücretlerde bir teklif gelmiş değil. Milli kalecilerle ilgili yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basınından milli kaleciler için flaş bir iddia geldi. Haberde Fransa şampiyonu Lille'in Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Altay Bayındır'ı da listesine aldığı iddia edildi. Lille'in ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu anlaşma sağlamaması durumunda rotanın Altay'a çevrileceği iddia edildi. Lille geçen sezonun şampiyon kadrosunda başarılı bir performans gösteren Mike Maignan'ı 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a satmıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon gözünü zirveye dikti. Eski hocası Vitor Pereira'yı yeniden göreve getiren Sarı Lacivertler, Portekizli teknik adamla sezon sonu mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı. Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan ve şu ana kadar Steven Kalkur ile Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, birkaç bölgeye daha yıldız takviyesi yapmak istiyor. Ancak Sarı Lacivertler, yıldız isimlerin yanı sıra değişen yabancı kuralı nedeniyle de genç ve gelecek vadeden yerli oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda Kanarya son olarak Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek Çağatay Kurukalıp'ı gündemine almıştı. Fenerbahçe talipleri bir hayli fazla olan 19 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutarak transferi bitirdi. Çağatay transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği kaydedildi. 24 Şubat 2002'de İstanbul Gazi Osmanpaşa'da dünyaya gelen Çağatay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.72 boyunda olan ve tekniğiyle ön plana çıkan Çağatay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro. Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe transfer harekatını sürdürüyor. Kadroda bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı Lacivertliler aradığı ismi Brezilya'da buldu. Fenerbahçe'nin Brezilya, Serie A ekibi Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Rodrigo Muniz ile ilgilendiği iddia edildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Brezilyalı genç yeteneği özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği bildirildi. 4 Ağustos 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Rodrigo Muniz, Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan genç golcü 2020-2021 sezonunda 20 maçta forma giyip 5 gol 1 asist üretti. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bu sezon hem hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak hem de Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor. Portekizli hocanın yönetimindeki takım da bu başarıyı yakalayacaklarına inanıyor.
Yıldız futbolcular verdikleri röportajla ve antrenmanlardaki tavırlarıyla hocadan memnun olduğunu belirtiyor. Deneyimli teknik adam sarı lacivertlere gelmeden önce rekabetin ve baskının fazla olduğu bir ekiple çalışmak istediğini belirtmişti. Uzun süredir Süper Lig şampiyonluğuna özlem duyan Fenerbahçe'de ise baskı en üst seviyede. Beklentilerin farkında olan Pereira takımıyla sık sık konuşmalar yapıyor ve buraya başarılı olmak için geldiğini ifade ediyor. Sarı lacivertlerin deneyimli oyuncuları ise hocalarının arkasında durarak futbolcu arkadaşlarına yön vermede önemli rol oynuyor. Ancak Kanarya'da bazı isimleriyle yollar ayrılacak. Portekizli hoca daha önce kadroda şişkinlik oluşması sebebiyle bazı futbolcuları sezon öncesi kampından göndermişti. Bu isimlerin haricinde antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında şans bulan ancak bu şanslarını verimli kullanamayan isimlerin biletleri kesilecek. Yeni sezonda devreye girecek olan yabancı kuralı sebebiyle gönderilecek isimlerde öncelik yabancı futbolcularda olacak. Takımın bazı yabancı oyuncularından Kemal Adem'in, Nabil Dirar, Diego Perretti, Mametia, Mauricio Lemos ve Zanke ile yolların ayrılması bekleniyor. Kanarya bu oyuncuların gidişinin ardından açılan yabancı kontenjanı ve maaş bütçesiyle ilk olarak bir forvet transferi yapacak. Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen henüz taraftarların beklediği santraforu transfer edemeyen Fener'de oldukça detaylı çalışmalar devam ediyor. Tek hedef ise geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon forvet transferinde hata yapmamak. Öte yandan Portekizli teknik adam hazırlık maçlarında zaman zaman Serdar Dursun'a, zaman zaman Samatta'ya ve zaman zaman Enner Valencia'ya şans verse de henüz kafasındaki forveti netleştiremedi. Eğer sarı lacivertler önemli bir forvet getirirse Samatta'ya da yol görünecek. Yönetimin en çok üzerinde durduğu bölge olan forvet transferi için gündeme birçok önemli isim geldi. Alexander Sørloth ve Vedat Muriç gibi oyuncuların için de temaslarını sürdüren Kanarya rotasını bir anda çevirdi. Kanarya geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da geçiren Carlos Vinicius'u istiyor. Bonservisi Benfica'da bulunan Sambacı Yıldız için kollar sıvandı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle 22 maçta 10 gol 3 asist yapmıştı. Ardından Portekiz kulübünün yolunu tutan Yıldız burada ise çoktan gözden çıkarılmış durumda. Ayrıca Vinicius için ülkesinin takımlarından Grêmio'da harekete geçti. Brezilya kulübünün Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı ancak 140 bin euroluk maaşı sebebiyle bu transferden vazgeçtiği vurgulandı. Sarı lacivertlerin ise bu Yıldız için bu rakamı ödeyebileceği kaydedildi. Fenerbahçe Portekiz kulübüyle anlaşması durumunda oyuncuyu satın alma opsiyonunu kiralamak istiyor. Yıldız forvet ile şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterilirse oradan gelecek bütçenin bir kısmı Vinicius'un satın alma opsiyonuna kullanılacak. Brezilyalı santrafor bu zamana kadar toplamda 145 maça çıktı. Bu maçlarda 70 gol ve 25 asist kaydetti. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini 2019-20 sezonunda geçiren Sambacı Portekiz Ligi'nde 18 gol 8 asist, kupada ise 5 gol 5 asist yaptı. Bu performansın ardından Tottenham oyuncuyu kiraladı ancak Premier Lig'de süre aldığı 9 maçta sadece 1 gol atabildi. İngiliz kulübü sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilyalı oyuncu için temasları kesti. 1.90 boyundaki sol ayaklı oyuncuyu Avrupa'nın önde gelen sitelerinden Transfermarkt'a göre Fenerbahçe'nin transfer etme ihtimali %42 olarak görülüyor. Ancak resmi temasların başlamasının ardından Kanarya'nın bu şansı yükselebilir. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın.